Evet gençler, bir önceki video Motolux Rossi RS'ti. Şimdi Motolux'un efsane ikisine bakalım. Bu efsane iki, daha önce efsane vardı, şimdi ikisi geldi bunun. Biraz kasası hafif değişmiş. Böyle değişik güzel renkleri var. Mavi beyaz kombinasyonu var. Pembesi var. Böyle bejli, kremli falan. Kahverengili böyle bir üç renkli kombinasyon. Kırmızı, beyaz, bejlisi var. Şimdi biz şu mavisine bineceğiz. Kaan, bana bir şey mi göstereceksin? 9,5 diyecek. Fiyatını Kaan söyledi. 9500 lira fiyatı varmış. Daha videonun başında söylüyorum bak. Direkt söyleyeyim size. 9500 TL'ye satılıyor. Motolux Efsane 2. Bunun efsanesini, ilkini çekememiştim. Bak o şey olduydu. Arada kaynadı gitti. O model piyasadan kalktı. Şimdi bu Efsane 2 geldi. Şimdi bunu alalım. Şu parka bir daha geri dönelim bakalım. Şey, bu böyle ufak cüsseli. İki kişi de biner buna. Bu da biraz şey. Yani seles çok çok uzun değil. İki kişi de biner. Niye binmesin? Biner yani. Üzerine bir oturalım. Ha, şimdi bak. Motolux Rossi RS'ten sonra bu daha alçak bir motor. Hemen onu hissettim. Şöyle göstergeleri böyle minimal, o Mondial'in vardır nostalji modeli. Onun göstergeleri gibi, daha da ufak galiba bu. Böyle ufacık, tamamen analog göstergeleri var. Böyle işte çıplak gidon, krom kaplama, ufak aynalı, aynalarını ayarlayalım bakalım nereleri gösteriyormuş. Şöyle böyle ufak yuvarlak güzel aynaları var. Ondan sonra şunu da ayarlayalım. Sağ olsun Kaan bana bunu motoru hazırladı, çalıştırdı. Ama aynalarını ayarlamamış. Şöyle geri gidelim şimdi. Yine arkadan biri çekmez inşallah beni. Bir kere Ali çektiydi burada. Ben gitmeye çalışıyorum, gitmeye. Neydi? Peugeot'u çekiyordum galiba. Peugeot Kispi'yi mi çekiyordum herhalde? Yürü bakayım oğlum. Çalıştırmadan önce senin şu burnunu düzeltelim. Dedim ya. Mavi, pembe, kırmızı. Tabii kombinasyonlu bunlar. Kırmızı, beyaz, pembe, beyaz, mavi, beyaz. Biz şimdi mavisine biniyoruz. Kontağını açalım. Bunda selamlama falan yok. Frene basıp direkt çalıştıralım bunu. Böyle çıplak da önü. Hani diğerleri gibi, diğer LCC'ler gibi şurası kapalı değil. Böyle çıplak. Şimdi hiç özelliklerine de falan bakmadım gençler. Gidelim, hep beraber göreceğiz. Bak bu Motolux RS, Rossi RS'e göre bunun kalkışı çok daha çabuk. Çok daha düşük devirle kalktı bu. Yani RS daha yüksek devirle kalkıp sonradan hızlanıyordu. Bunun demek ki bir varyatör durumu biraz daha şey, farklı öbürüne göre. Yani gaz tepkisi çok daha kuvvetli bunun. Yürüyelim. Daha az bağırarak daha çabuk gidiyor şeye göre. Yani açık söyleyeyim. Şimdi Motolux Rossi RS daha dolu dolu bir model ama bunun kalkışı, gidişi bana böyle biraz daha şey gibi geldi. Toplu, derli toplu geldi yani. Daha çabuk bak. Daha çabuk hızlanıyor. Tabii ya. Çok daha çabuk. O Rossi RS'teki mesela o gazdaki boşluk, o şey bunda yok. Bu çok daha derli top. Tahmin ediyorum buna bir ayar yapılıyordur ya. Gaz teli ayarı. Sinyalimizi verelim. Göstergeleri şu, yalnız gençler çok ufak. Bu çok böyle retro nostaljik bir motor. Yani öyle çok fazla teknoloji falan aramaya gerek yok. Zaten o amaçla imal edilmiş belli. Şuradan yine sinyalimizi verelim. Nereye gidiyoruz? O parka, yeşilliğe gidiyoruz tekrar. Siz tabi bir önceki videoyu seyretmediyseniz bunu da diyeceksin ki abi sen neden bahsediyorsun? Şey, benim devamlı çekim yaptığım bir park var ya, oraya gidiyoruz. Orası da bayağı doluydu. Anneler, çocuklar güzel havayı fırsat bilip gelmişler. Şu kameranın kafasını ben biraz daha aşağı indireyim de siz motoru görün ya. Ondan sonra oraya doğru gidelim. Göstergeler ufacık ufacık. Olsun, bunların da meraklısı var. Evet. Hiç özelliklerine falan hiç bakmadım gençler. Şimdi gidince bakacağız. Şu sağdan soldan gelen var mı? Yok. Vallahi kalkışı çok çabuk kalkıyor. Çok çabuk kalkıyor. Seri kalkıyor. Kalkışı benim hoşuma gitti. Yani hızlanması falan da gayet güzel. Hani cüssesi ufak belki ama acayip çabuk hızlanıyor. O tarafı hoşuma gitti. Çünkü niye bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum biliyor musunuz? Böyle trafikte, şehir içi kullanımında bir an önce mesela eğer bir yerde sıkışıyorsanız, yürümek, kaçma ihtiyacı hissediyorsanız bu çok işe yarıyor arabaların arasından, şuradan buradan.
Ben nereye gidiyorum? Ben parka doğru gidiyor muyum acaba? Gidiyorumdur ya. Devam mı dönüyoruz? Şeyi de güzel. Süspansiyonu da güzel. Yani sert ama rahat bir süspansiyon var. Yani öyle tok bir süspansiyonu var. Hoşuma gitti. Bak yanlış girmişiz, gördün mü? Senelerdir şurayı hala öğrenemedim. Sinyal vereyim. Ufacık ufacık sinyal lambaları var şu sol göstergenin içinde. Bir daha bakalım şöyle. Kimse geliyor mu? Gelmedi. Sinyalimizi kapatalım. Vallahi hızlanması hoşuma gitti ya. Çok çabucak zırt diye hızlanıveren bir motor. Şimdi bunu renklerinden falan dolayı da kadın sürücülerin beğeneceğini tahmin ediyorum. Şu aradan çıkar mıyız? Çıkarız. Bak benim yerimi kapmışlar, görüyor musun? Neyse öbür tarafına doğru gidelim. Şuradan çıkayım. Bu sefer parkın öbür tarafına giderim. Öbür tarafta çekerim. O taraf daha boş geldi bana. Ama şey, cüssü olarak dedim ya ufak. Aslında bu yani tek kişi için ideal. Yani buna iki kişi binmeye kalkarsan arkadaki biraz böyle dışarıda kalabilir. Bugün de şimdi de burada çekelim. Burası daha tenha. Ya ben gençler, ben mekaniği seviyorum, biliyor musunuz? Elektronik niye bilmiyorum ama çok elektronik, mesela araçlarda çok elektronik beni böyle irite ediyor. Bak ne güzel. Anahtarını, kontağını kapattın, kapandı. Her şey, bütün göstergeleri, bilmem neleri analog. Görüyorsun, dijital yok, zırt yok. Zaten dijital hız göstergesini de niyeyse hiç sevemedim. O böyle tık 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 devamı değişmesi. Şu kadranda bak ne güzel görüyorsun ya. Nerede? Zırt pırt oynamıyor, değişmiyor. Ufak ufacık tabii bunlar ama şey. Seviyorum ya, ben mekaniği seviyorum niyeyse. Neyse. Şu yan ayağı bir bulursam, buldum. Açayım. Tabii toprakta durduğum için biraz tuhaf bir yerde durmuşum. Bakayım şöyle azıcık geri gideyim. Heh. Şöyle dursun motor. Ben de şu kaskı çıkarayım. Size şu Efsane 2 biraz gösterelim. Hemen geliyorum. Evet. Hemen şöyle Efsane 2'ye bir hemen incelemeye başlayalım. Bir de biliyorsunuz Efsane X var. Daha önce Efsanesi vardı bunun. Şimdi Efsane 2 geldi. Gençler, teknik özelliklerine falan çok bakamadım hakikaten. Zaten baksam da hepsi hemen hemen aynı çıkacak. O yüzden aşağı yazıyorum. Belli başlı teknik özelliklerini aşağıya yazıyorum. İşte 50cc. Bu da karbüratörlü değil mi? Bak ona bile bakmadık ya. Bakayım şuradan. Karbüratörlü tabi, bu da karbüratörlü. Bak göstereyim. Karbüratörlü hava soğutmalı. 50cc. Kickstart'lı. Hadi buradan başlamış olalım. Şu kickstart'ın niye şu ayak kısmını bu kadar dışarı yapıyorlar anlamıyorum. Çünkü orta sehpanın ayak basma yerine çok o kadar yakın ki basarken ayağınız buna da denk geliyor. Şu olayı bir düzeltseler ne güzel olur diye düşünüyorum. 2-3 beygirdir, 2-3 Nm'dir. Ondan sonra ama çok klasik görünümlü, böyle retro klasik görünümlü. Şuralar muraları çıplak, böyle çok basit, sade, güzel ama gidişini beğendiğim bir model Efsane 2. Ön tarafta bunun üzerinde LED aydınlatma yok gençler. Halojen farı var. Burada bir halojen far var. Yakalım bakalım çalıştırıp farlarını ve sinyalini. Kontağı açalım. Ondan sonra şuradan frene basalım. Çalıştı. Farlara bakalım. Bu güneşte ne kadar görünecekse. Güzel halojen bir farı var. Sinyalini açayım. Yani ledlere göre daha parlak yanan bir sinyali var. Hani ledler bu kadar yanmıyor. Bak ufacık bir tane de böyle bir park lambası da var şimdi şurada. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Şu. Hem halojen far hem şey. Ufak bir de park lambası koymuşlar ama far zaten motoru çalıştır çalıştırmaz yanıyor. Neden o park lambasını koymuşlar onu anlamadım. Böyle güzel bir Motorlüks amblemi yapmışlar önüne. Ondan sonra böyle biraz Vespa'yı andıran bir ön çamurluğu var. Böyle de bir kromlu bir parça koymuşlar. Boynuz mu ne denir buna? Böyle işte bir parça. Boynuz parça mı diyelim, ne diyelim. Aşağı inmişken ön disk fren, onu da göstereyim. Beyaz jantlar koymuşlar. Gençler bu hem bunun fiyatı da düşük. Ama yani hani çok böyle anormal, vay işte şöyle böyle de parçalı değiliz. Yani böyle minimal bir motor ama gidişi güzel bir motor. 10 inç lastik koymuşlardır. 3.5-3.10. Bayağı ufak lastikleri var. Lastikler ufak ama 10 inç jant olduğu herhalinden belli. Ondan sonra işte renklerini zaten size göstermiştim. Buraya güzel böyle bir Efsane 2 etiketi koymuşlar. Şu sinyalini kapatayım. Ondan sonra kontağı da kapatayım. Göstergeler de minimal. İşte şunun içerisinde uzun far ışığı var, sinyaller var. Şurada sürat göstergesi, altta kilometre sayacı, şurada da benzin göstergesi var. Ben seviyorum. Ha bak şunu da göstereyim. Ateşleme kesici de koymuşlar buna.
Dörtlü sinyal yok. Marş düğmesi. Bu tarafta da uzun kısa far, sinyal ve şu altta da kornası var. Korna nasılmış bakalım. Huy! Rossi RS'den daha kuvvetli bir kornası var bunun. Bayağı kuvvetli bir kornası var. Aynalar yine böyle klasik retro tarzda. Dışları da böyle krom kaplı. Ondan sonra tabii görüş yüzeyleri ufak ama bunun da seveni vardır. Zaten böyle bir motora böyle ayna yakışır diyelim. Ayak basma yeri geniş. Ayak basma yeri geniş gençler. Güzel bir de böyle paspas yapmışlar buna. Hep böyle değişik renklerde işte. Kahverengi, krem rengi, mavi. Bak 4 renk var. Beyaz. 4 rengi bir araya getirmiş, birleştirmişler. Şunu da güneşe karşı çekmesem iyi olur diyorum ben. Arka stop eski efsaneye göre tahmin ediyorum değişmiş. Böyle güzel yine klasik görünümlü bir stop lambası var. Böyle çıkma sinyaller, gövdeden çıkma sinyaller. Hoşuma gidiyor ben. Ben klasiği her zaman seviyorum ya. Yani yine krom kaplı bir arka çanta demiri. Arka çantanızı takarsınız buna. Bu da küçük bir masraf. Şuraya bir kapak koymuşlar. Bu kapağı niye koymuşlar onu merak ettim. Bunun içinde ne var? Yalnız bir tane de vida var tabii üstünde. Yani elle açılıp kapanması ama bunun altında bir şey var. Ne var bilmiyorum. Bakayım elimi sokayım ne var diye bakayım orada. Bir şeyler var. Var bir şeyler dolu da. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. Hava soğutmalı demiştik zaten gençler. Bunun için. İşte arka jantada böyle beyaz güzel bir egzoz, maksoz. Çok anlatacak bir şey yok. Yani öyle anormal özellikli bir motor değil. Ama dedim ya gidişini beğendim. Önde burada bir asma kancası. Şu kısım geniş. Bir herhangi bir USB çıkışı görmüyorum. Bakalım bagajın içinde var mı? Bagajı kontaktan açamıyorsunuz gençler. Şurada kilidi var. Buradan açıyoruz. Sağa çeviriyoruz. Sela altı açılıyor. Derin bir sela altı. Bayağı derin bir sela altı var ya. Bayağı bir eşya alır. Yani ufak kask da alır mı? Belki alır. Belki ufak kask alır. Belki ufak kask alır. Evet. Onun dışında yine 4-5 litre falan deposu vardır. Üzerinde delikli. Aynı kapağı kullanmış Motolux. Rossi RS'de kullandı. Sele yüzeyi geniş olmamakla beraber derinliği güzel. Kolayca da tık diye de kapandı ama dedim ya kontaktan açılmıyor. Burada ayrıca kilidi var. Şu anahtarı tekrar takalım yerine. Evet bir USB şarj çıkışı görmedim. Yani dedim ya çok öyle anlatacak aman aman bir özelliği yok ama gidiş hoşuma gitti. Şekli dizayn hoşuma gitti. Bayanlar da beğenecektir bunu tahmin ediyorum. Yani hoşuna gidecektir özellikle o pembe rengi. Kadın sürücülerin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Gençler şimdi bu videonun dönüşünü tekrar tezak motora çekmeyeceğim. Çünkü bir yandan da bakıyorum bataryası azalmış. Yolda çat diye kesilir bu. Kesilmesin diye ben burada noktalandıracağım. Sonuçlandıracağım videoyu. Konuşmaya bak. Ben ne zamandır video çekmeye de konuşmayı unuttum herhalde. Dedim ya 9500 liralık bir fiyatı var. Tezak motorda ilgilenirseniz. Bu da yeni gelmiş bir Motolux ürünü. Gençler. Şu da disk frenin merkezi. İşte şunun içerisinde hidrolik sıvısının miktarını falan görebiliyorsunuz. Bilmeyenler için onu da göstereyim. Öyle güzel nikelajlı bir model yapmışlar gençler. Motolux Efsane 2. Ben beğendim. Gidişini beğendim. Eğer ilgilenirseniz Antalya'dasınız. Gelin tezak motoru da inceleyin. Yoksa bulunduğunuz yerdeki Motolux bayinde de bu motoru gidip görebilirsiniz gençler. Bugün de böyle olsun. Ben batarya bitmeden videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.